Türkiye Cumhuriyeti bize altın tabak içinde sunulmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni acıyla, kanla, gözyaşıyla kurduk. Yeniden bir devlet kurmak için verdiğimiz mücadele bütün dünyanın saygısını kazandı. Mazlum milletlere örnek bir devlet kurduk. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak da Cumhuriyeti kuranların çocuklarına vasiyetidir. Demokrasiyi oluşturmak, geliştirmek, derinleştirmek kolay değildir. Biz de demokrasi adına ağır bedeller ödedik. Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. Oysa biz demokrasimizi güçlendirmek ve baki kılmak için anayasamıza öyle maddeler koyduk ki değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Nedir bunlar? Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyoruz. İşin anahtarı da aslında burada. Her koşulda demokrasiyi savunmak, hukukun üstünlüğünü savunmak, laikliği savunmak hepimizin ortak görevi ve ortak paydası olmalıdır. Kuşkusuz dün demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Olay hepimizde derin üzüntü yarattı. Ve fakat ne mutlu ki bu süreç siyasette başından beri olması gereken bir ortak paydada bizleri birleştirdi. Bu ortak payda cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığıdır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Demokrasiyi geliştirmek ve derinleştirmek hepimizin ortak paydası oldu. Bu bize gurur ve onur veriyor. Demokrasi aynı zamanda üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüdür. Demokrasi aynı zamanda anayasa ve ettiğimiz yemine bağlılık demektir. Düşünce özgürlüğü demektir. Demokrasi aynı zamanda medya özgürlüğü demektir. Tarafsız ve bağımsız yargı demektir. Güçler ayrılığı demektir. Din ve vicdan özgürlüğü demektir. Ve demokrasi aynı zamanda hukuku ve demokrasiyi katledenlere karşı direnme hakkı demektir. Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı. Hukukun çiğnendiği, hukukun üstünlüğünün reddedildiği hallerde, mesela demokrasinin darbeyle yok edilmesinin istenmesi halinde direnme hakkının ne kadar meşru olduğunu dün gördük. Şunu hiç kimse unutmasın. Bu meclis sonuna kadar demokrasiyi savunacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu meclis cumhuriyetin değerlerini de sonuna kadar savunacaktır. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Bu meclise düşen tarihi bir sorumluluk var. Hep birlikte cumhuriyet ve özgürlükçü demokrasi bağlamında cepheyi genişletmek zorundayız. Öte yandan bu darbe girişimi bize şunu açık ve net gösterdi. Bu darbe girişimi parlamenter demokratik sistemimizin önlediğini de unutmamamız gerekiyor. Bu parlamenter demokratik geleneğimizin bize kazandırdığı bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak da hepimizin ortak görevidir. Ayrılık yok, gayrılık yok. Demokrasi konusunda sonuna kadar birlikte mücadele var. Bu parlamenter demokrasi sistemimizin olgunluğunu gösteren, hangi noktaya ulaştığımızı gösteren en önemli olaydır değerli arkadaşlarım Türk siyasal tarihinde. Değerli milletvekillerim, ileride bu darbe girişimi nasıl önlendi diye tarihçiler oturup araştıracaklar. Bu ülkede korkusuz, demokrat ve özgürlükçü kalmış bir medyamız var. Her türlü eziyet ve yasağa rağmen özgürlüğünü korumaya çalışan medya darbecilerin yolunu kapattı, özgürlüğün yolunu gösterdi. Hem de hepimizin gözleri önünde, canlı yayında
Medya dün halkın doğru bilgilendirilmesini sağladı. Halka direnme hakkını kullanma konusunda cesaret verdi. Medyaya bu bağlamda yürekten teşekkür ediyorum. Yalnız eklemek zorundayım. Siyasi partilerin darbe karşısında gösterdiği ortak tavır, cumhuriyete ve demokrasiye bağlılık konusunda öz eleştiri yapma fırsatını da bize sundu. Çünkü demokrasi geliştikçe Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden biri olacaktır. Bu konuda en ufak bir endişemiz yok. Bu darbe girişimiyle ilgili olarak her siyasi partinin oturup bir öz eleştiri yapması tarihin zorunlu kıldığı bir durumdur değerli arkadaşlar, bir sorumluluktur. Her türlü darbeye karşı olmak bu parlamentonun görevidir. Darbecinin kimliği ve amacı ne olursa olsun, teröre karşı nasıl ortak bir tavır koyuyorsak, bir tepki gösteriyorsak, demokrasi üzerindeki vesayete karşı da ortak tavır, ortak hedef koymalıyız ve mücadele etmeliyiz. Demokrasi üzerindeki vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Madem ki milletin takdiriyle buraya geldik, madem ki milletin oyu çok değerlidir, madem ki milli irade çok değerlidir, demokrasi üzerinde kim olursa olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, üzerinde, demokrasi üzerindeki vesayete bu parlamento asla izin vermemelidir, vermeyecektir de bundan sonra. Korumaya yemin ettiğimiz demokratik, layık, sosyal hukuk devleti bütün bu sorunlarımızın aslında çözüm anahtarıdır değerli arkadaşlarım. Dün burada her partiden milletvekilimiz, her partiden milletvekilimiz el ele, yan yana mücadele ettiler. Büyük saldırılara karşı birlikte göğüs gerdiler. Patlayan bombalar altında demokrasiye sahip çıktılar. Yarın da hepimiz ortak akılla, uzlaşı kültürü içinde, bir daha söylüyorum, uzlaşı kültürü içinde Türkiye'nin sorunlarını çözmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bu bizim halkımıza vereceğimiz, vaat edeceğimiz güzel bir olaydır. Yaşadığımız tüm sorunları tam demokrasi, daha fazla özgürlük ve adalet içinde çözebiliriz. Çünkü özgürlüklerin kısıtlanması, adaletin tek taraflı hale getirilmesi ve demokrasiden taviz verilmesi sorunların çözümü değil, sorunların kendisidir değerli milletvekillerim. Demokrasiye yönelen her tehdit de Türkiye'ye yönelen bir tehdittir. Bunu da asla unutmamamız gerekiyor. Anayasa ve hukukun dışına çıkanlar kim olursa olsun bunun bedelini mutlaka ödemeliler. Değerli milletvekillerim, önümüzde çok kritik bir dönem olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu dönemi soğukkanlıkla, devletin vakarına ve ciddiyetine yakışan bir anlayışla, yani hukuk içinde kalarak atlamamız gerekmektedir. Devletin vakarına saygı göstereceğiz, o anlayışta olacağız, hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü devlet hukuk içinde devlettir. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Kim adaletten saptıysa hukukun içinde yargılayacağız. Ön yargılardan uzak adalete teslim edeceğiz. Devletin saygınlığına ve vakarına düşen de budur değerli arkadaşlarım. Bu duygu ve düşüncelerle bu saldırılar sırasında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, milletimize de başsağlığı diliyorum. Halk arasında gerilimi tahrik ve teşvik edici uslup ve girişimlerden kaçınılması gerektiği vurgusuyla Türkiye'nin bir daha böyle acı günler yaşamamasını diliyor, Yüce Meclisi demokrasi dileğimle, saygıyla selamlıyorum.